Ben Özlem Tunalı. Size Andromedalıların kanallık mesajını aktarıyorum. Yaklaşık 2 haftadır bir durumdan bahsediyorlar. Bugün çok rahat şekilde duyabilme imkanı buldum. Direkt onlara bağlanıp dilime geldiği gibi kanaldan aktaracağım. Size ulaşmak için benim sesimi ve duyabilme yetimi kullanacaklar. Biz sizin yanınızdayız. Hep olduk, hep olacağız. Bizim olmadığımızı ve sizi desteklemediğimizi düşünen koca bir kalabalık var. Bunları biliyoruz, zamanı gelince kendimizi daha açık ortaya çıkartacağız. Daha doğrusu bize kanal olan insanlar artacak, ardından bizi gören insanlar artacak, hayatları değişen insanlar artacak. Bu böyle devam ederken evrenin bir değişim evresine girdiğinin haberini size vermek isteriz. Artık tüm kalıplarınızdan kurtulmanızı istiyoruz. Kaygılı olmak öğretildi size. Oysa kaygı duyduğunuzda aşağı iniyorsunuz. Size az sonra bir gerçeği açıklayacağız. Kaygı duymak sizden isteniyor. Bazı enerjiler tarafından isteniyor. Çünkü kaygı duydukça onlar sizin yukarı çıkamayacağınızı ve enerjinizin yükselmeyeceğini bilmekteler. Bir dönem kapanıyor. Bunu size söylemekten gurur duyuyoruz. Artık yeni bir dönemin içindesiniz. Siz artık kendinizi farklı hissetmeye başlarsanız buna şaşırmayın. Daha enerjik, daha başarılı, daha spiritüel algıları, daha açık insanlar haline geleceksiniz. Sizi sürekli destekliyoruz. Bir kısmınız bunların farkında. Farkında olan kısım ikiye ayrılıyor. Ne zamanlar nasıl sizi desteklediğimizi tek tek bilinçli olarak ayırt edenler ve sadece değişimin yaşanmakta olduğunu fark edenler olarak ikiye ayrılıyor. Bunların ikisi de gelişim içinde devam ederken gezegeniniz için katkıda bulunacaklardır. Bir de bizim hiç farkında olmayıp farkında da olmak istemeyenler var. Bunların algıları daha kapalı. Şimdilik öyle olması gerekiyor. Onlara öfke duymayın. Sevgi enerjinizi yollayın onlara. İçinizde affetmediğiniz hiçbir duygu bırakmayın. Affetmemek yine sizi aşağı çeken etmenlerden, sizi yolunuzdan, spiritüel gelişiminizden her daim ayırmak isteyen insanlar olacak. Bunlara hazırlıklı olun. Spiritüel olarak kendinizi geliştirmenizi ve saçma ve gereksiz, hatta hiç anlamayan, vakit kaybı olarak gören, sizi caydırmaya çalışan insanlarla karşılaşacaksınız. Bunların hepsi normal. Olgunlaşma mertebesinin ayrı basamaklarında olmanızın sonucunda bu tür farklılıklar olacak. Size bahsetmek istediğimiz konu daha derin. Bir sürece girmek üzeresiniz. Bulunduğunuz evreden ve şimdiye kadar yaşanılanlardan çok daha derin bir evre bu. Bu evreden sonra hayatınızda bazı şeyler değişecek. Değindiğimiz gibi iki kısım insan var. Her enerjinin farkında olanlar ve olmayanlar ve olmak istemeyenler. Bunların her ikisinde de değişim olacak. Değişim süreci şu şekilde gerçekleşecek. Değişen zamanın ve enerjinin farkında olanlar yükselecek. Burası açık. Bu konuya açıklık getireceğiz daha sonra. Değişen enerjinin farkında olmayanları kendi içinde A ve B olarak tanımlayalım şimdi. A grubu başlangıçta yükselecek, hayatları yolunda gidecek ama idrak kapasiteleri sınırlı olduğu için sonunda büyük bir düşüş yaşayacaklar o sırada. Aksiliklerle karşılaşacaklar. B grubu ise başından itibaren çok sorun yaşayacak ve ardı ardına büyük sıkıntıların içinde, isyan ve bunalım içinde bulacaklar kendilerini. Bu isyan kimi zaman kendi içlerinden kaynaklanan cevapsız sorular nedeniyle ilahi sisteme yönelecek. Onların öfkeleri her daim sizi aşağı çekme tehlikesi ve riski taşıyacak. Buna düşmeyin. Bu size bir hatırlatmadır. Değişimin ve enerjinin farkında olanlar ise kendilerini yeniden oluşturma sürecine girecekler. Bu öyle coşkuyla, sevgiyle, merhamet ve fedakarlıkla birlikte yürüyen bir süreç ki her gün yenilenme hevesini içlerinde duyacaklar. Duydukları sevgi enerjisinin büyüklüğü gezegeninizin aurasını etkiliyor. Henüz bunun farkında değilsiniz. Henüz kendi enerjinizin daha büyüdüğünün de farkında değilsiniz. Henüz kendi enerjinizin boyutlarını görmüyorsunuz. Kaygıya kapılmadığınızda enerjiniz daha büyüyor. Enerjinin, evrende var olan enerjinin, kuantum enerjisinin farkında olanlar her gün ya da başka enerjilerin farkında olanlar her gün yeni bir coşkuyla evrene sarılırken
enerjileriyle başkalarına yardım edecekler. Burası kesin. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapacaklar ama şu var. Onların enerjisi yardım eden, koruyan, tamir eden bir enerjidir. Biz bu enerjiyi korumaktayız. Sizin sevgi enerjinizi destekleyen yapılar var. Bunlar da enerji yapıları bir nevi. İşte desteklendikçe ışığınız artacak ve daha çok gelişeceksiniz. Bu gelişim sizi boyut atlama aşamasına getirecek. Öyle bir aşamaya geleceksiniz ki boyut atlayacaksınız. Ve bunu sağlayacağız. Spiritüel algılarınızı açıyoruz. Bununla birlikte damgalarınızı bu boyutta kaldırıyoruz. Yeter ki yeterince yükselirseniz bu boyuta ulaştığınızda artık damgalarınız olmayacak. Damgalarınızın olmadığını ve duru işiti, duru görü, duru bilişinizin kendiliğinden aktif olduğunu fark edeceksiniz. Zaten bizim istediğimiz de bu aşamaya çıkmanız. Yalnız sizin bu aşamaya çıkmanız biraz zaman alacak ve kendinizin bunu biraz istekli ve kanalize olmanız lazım. Zaman sizin için ilerliyor. Aslında bir zaman da yok. Siz zamanın olduğunu sanıyorsunuz. Zamansız bir devamın içinde yol alırken kendinizi tanıma süreciniz gerçekleşiyor. Artık enerjiler farklı işliyor. Her seferinde hücresel yapınızı değiştiriyoruz. Evet, hücresel yapınızı değiştiriyoruz. Ayrıca enerjinin farkında olmayan büyük kısım hastalıklar, aksilikler, şanssızlıklar yaşayacak. Bunlar kimi zaman sizi çok üzebilir ama gerçekleşmesi zorunludur. Bunlar onların açılması için enerjilerin farkında olmayanların açılması için, onların kapasitelerinin açılması için önemli. Bu aksilikleri yaşayacaklar. Bunlar onların kendilerini geliştirmesi için bir adım olacak. İçindeki kabukları atıp asıl kendiyle yüzleşmek istemeyen kısım zamanın onlar için yeni fırsatlar getirmediğini fark edecek. Evet, onlar için bu olacak. Ve kimi zaman tüm bu sebeplerden öfkelenecekler. Bu onların mertebesine göre olağan bir durum. Bunların olmasını bekliyorduk. Şimdi sadece size haber veriyoruz. Yeni bir evredesiniz ve destekleniyorsunuz. Başka bir boyut kapısı açılıyor. Bunun farkında olup içinizdeki sizle yüzleşin. İçinizdeki sizle yüzleşin. Kendinizdeki kalıplarla, kendi içinizdeki kalıpları bir yana bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. İçinizi geliştirebileceğiniz ışıklı bir zamana adım atmaktasınız. Çünkü siz ışığın çocuklarısınız ve sizi seviyoruz.